Mersin'de Erdemli'de Kız Kalesi'nin önündeyiz. Erdemli'deki Kız Kalesi aslında Mersin'in simgelerinden biri olarak da kabul ediliyor. Yapılış yılı 1199 olarak kabul edilmekte. Helenistik dönemde, sonra Roma döneminde önemli bir barınak ve kale olarak kullanılmış. Aslında kıyıya 600 metre uzaklıkta bir adanın üzerine kurulmuş. Kıyıda da kalenin bir diğer bölümü var. Burası iç kale, orası dış kale olarak kabul ediliyor. Korinkos şehri o zamanki adıyla çok önemli bir şehir Roma döneminde. Biliyorsunuz Roma'da önemli şehirler kendi adlarına para basma, sikke basma özelliğine sahiptiler. Korinkos da onlardan biriydi zaten. Kız Kalesi'nin biraz daha tarihine bakacak olursak Kıbrıs Krallığı döneminde de burası korsanlar tarafından pek çok kez işgal edilmiş ve yakın döneme kadar da aslında kale olarak kullanılmış. Yakın dönem diyoruz, daha da yakın dönemde yani Cumhuriyet döneminde ise ortasında bir şapel bulunmuş. Şapelin etrafında da bir yerleşim varmış. Onlar da daha sonradan ortaya çıkarılmışlar. Denizin ortasında ve hem İstanbul'daki Kız Kulesi'nde hem de buradaki Kız Kalesi'nde aslında bir hikaye aynı. Aslında hikaye demeyelim de rivayet diyelim. İstanbul'daki Kız Kulesi ile de çok benzerlik taşıyor. Kral çok güvendiği bir kahine gidiyor ve kahin ona diyor ki kızını bir yılan sokacak ve öldürecek. Bunun üzerine kral tabii ki paniğe kapılıyor ve bu adanın üzerindeki kaleye kızını getiriyor. Buraya yılanların ulaşmasının mümkün olmayacağını düşünüyor. Ama sonrasında buraya yiyecek gelirken bir üzüm sepetine saklanan yılan geliyor, kızı sokuyor ve öldürüyor. Yani kral ne yaparsa yapsın kızını korumamış oluyor. Böyle de bir rivayeti var. Kız Kalesi'nin dediğim gibi burası Mersin'in en önemli simgelerinden biri. Öncelikle bir futbol şehri olarak adlandırabilir miyiz Mersin'i? Kesinlikle adlandırabiliriz çünkü Mersin 2013'te biliyorsunuz Akdeniz oyunları Mersin'de yapıldı. Dolayısıyla çok ciddi tesisler yapıldı. Şu an bulunduğumuz Mersin Arena Stadyumu da Akdeniz oyunları döneminde yapılan bir stat. Dolayısıyla burası 25 bin stat ve aslında bana göre takımlar bulundukları liglere göre şehir olarak da aynı konumu yer alıyor. Mersin bana Süper Lig'deyken bence Mersin şehri de Süper Lig'deydi. Şu an Mersin şehri de 3. lige düştü bana göre. İnşallah İçeri İdman Ordu onun yerini alıp 2. lige daha sonra PTT 1. lige daha sonra Süper Lig'e en kısa sürede çıkar. 97 yıllık bir çınar. Dolayısıyla gerçekten çok ciddi futbol adamları var. Çok emek vermiş insanlar var. Hala aramızda olan efsane Mersin'de oynamış futbolcularımız var. Tabii onlarla sürekli görüşüyoruz. Hepimiz son derece üzülüyoruz. Çünkü bu takımın yeri burası değil. Üçüncü lig değil. Bu takımın yeri Süper Lig. İnşallah ona da en kısa zamanda ulaşırız. Eğer ortak paydada bir şey buluşabiliyorsanız başarı oradan geliyor. Şu an İçeri İdman Ordu bizim hepimizin ortak sevdası, ortak paydası. Dolayısıyla 100 yıllık bir takım, bir çınarı tekrar Süper Lig'e çıkartmak hepimizin boynumuzun borcu. Gördüğünüz gibi seyirci de aç, insanlar aç. Mersin'de şunu söyleyeyim size, gerçekten Mersin aç. Şu takımımız yavaş yavaş inşallah daha yukarılara doğru tırmandığında emin olun bu stat dolacaktır. Yani 3. ligdeyken bile dolacaktır. İnşallah dediğim gibi ortak paydamız hepimiz hep beraber birlik oluruz, beraber oluruz. İnşallah bu takımı en kısa sürede hak etmiş olduğu yere Süper Lig'e çıkartırız inşallah.